Merhaba arkadaşlar, Bilirkişi YouTube kanalına hoş geldiniz. Size kuluçka makinesi kullanımı ve dual kontrolü ile ilgili bilgiler ve tavsiyeler vereceğim. Yumurtalarda dual kontrolü, karanlık ortamda küçük parlak bir ışık kaynağı ile yapılır. Akıllı telefonların LED lambaları bu iş için uygundur. Yumurtayı yan bir şekilde ışığın üzerine koyalım. Eğer ki içerisi koyu ise ve bir kitle benzeri bir oluşum varsa bu civciv gelişimini gösterir ve yumurtanız döllü demektir. Eğer ki yumurtanız aynı şekilde ışığa tutulduğunda yumurtanız şeffaf görünüyorsa ve içerisinde bir kitle yoksa boş yani döllüsüz yumurtadır. Döllüsüz yumurtalardan civciv çıkmaz. Sıcaklığa bağlı olarak bozulup koku yapacağı için makineden almamız gerekir. Döl kontrol işlemi hızlıca yapılması gerekir. Yumurtaların uzun süre soğukta bekletilmemesi gerekir. Öncelikle kuluçka makinesinde en önemli olay dengeli sıcaklık ve nem oranlarıdır. Tavuk ve bıldırcın için 37.7 derece sıcaklık ve %55 ile 65 arası nem olması gerekir. Yani ortalama olarak %60 nem iyidir. Bu makineler sıcaklığı otomatik ayarlar. İstediği dereceye gelince içerisini ısıtmayı durdurur. İçeride ısı düşerse ısıtır. Aslında çok basit bir çalışma mantığı var. Fakat işin içine nem girince sıcaklıkta çok sert değişimler olabiliyor. O yüzden nemi iyi ayarlamamız lazım. Bu makine benim kendi tasarımım. Bu makinede Arduino programlama kartı tarafından sıcaklık nem kontrolü yapılıp yol yani yumurta çevirme sistemi hareket ettiriliyor. Ayrıca sıcaklık 37 derecenin altına düşerse ve 38.5 derecenin üstüne çıkarsa alarm çalıyor. Makinenin nemlendirmesini içerisine koyduğum su kaplarıyla yapıyorum. Eğer ki makinenizde sıcaklık sabit durmuyor ve yukarı doğru gidiyorsa, yani devamlı 38 derecenin üzerine zorluyorsa, makinenizin nemi düşüktür. Makineniz su kaplarıyla nemlendiriliyorsa suyu azalmıştır ve su ilave etmeniz gerekir. Makinede yüksek nem de iyi değildir. %65'in üstü nem de sıcaklık dengede kalır fakat yumurta içerisinde civciv fazla nem yüzünden boğulabilir. Fazla nem makinenizde oksijen seviyesini azaltır. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Civciv çıkımı sırasında neler önemlidir? Nelere dikkat edilir? Bu makinedeki civcivlerimiz çıkarken bununla ilgili de video çekmeyi düşünüyorum. Onun için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlardan bana yazabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.